اجمعين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اما بعد، فيا عباد الله، اوصيكم بتقوى الله وطاعته، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ki onun adı Ümmül Kitab, yani kitabın anasıdır. Rabbimiz Kerim kitabına onunla başlamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün namazlara onunla başlamamızı bizden istemişlerdir. Kardeşlerim, işte bu sure hepimizin bildiği Fatiha suresidir. Allah Resulü aleyhisselam Fatiha-i Şerife'nin Rabbimiz ile aramızda bir konuşma, bir diyalog olduğunu bizlere haber vermiştir. Bizlere sayısız nimetler bahşettiği ve bizleri muhatap kabul ettiği için Fatiha'nın hemen başlangıcında Rabbimize hamd ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dediğimizde alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız Hamideni abdi, kulum bana hamd etti buyururlar. Bizler Errahmanirrahim, yani o Rahman ve Rahim'dir dediğimizde Yüce Rabbimiz Esna aleyye abdi, kulum bana sena etti, beni övdü, methetti buyururlar. Bizler Maliki yevmiddin, o hesap gününün, ahiret gününün sahibidir dediğimizde Rabbimiz Meccedeni abdi, kulum beni yüceltti buyurur. Ve Fatiha'nın bu ilk bölümünde bizim kendisine hamdü sena etmemiz vesilesiyle hoşnutluğunu ifade eder. Fatiha'nın ikinci bölümünde ise halimizi ve isteklerimizi Rabbimize arz ederiz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz dediğimizde Rabbimiz bu kulum ile benim aramdadır. Kulumun isteğine icabet edeceğim buyurur. Bizler ihdinas sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûb aleyhim veleddâllîn dediğimiz zaman, yani ya Rabbi bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil ifadelerini kullandığımızda Yüce Rabbimiz işte kulumun bu talebi karşılıksız kalmayacaktır. Kulun ne istiyorsa onundur buyururlar. Aziz kardeşlerim, Fatiha-i Şerife, Kerim kitabımızın muhteviyatının, insanlığa gönderiliş amacının özü ve özetidir. Yaratılışımızdaki gaye ve hikmetin bir beyanıdır. Bizler Nazm-ı Celil açtığımızda evvela Fatiha'yı okuruz. Her gün 5 vakit namazda Rabbimizin huzuruna Fatiha ile çıkarız. Kelime-i şehadetle Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü her gün onunla tazeleriz. Mümin olma ve kalma şuurumuzu Fatiha ile diri tutarız. Rabbimizin yüceliği, adaleti, engin merhameti ve sonsuz kudretini tekrar tekrar onunla idrak ve ikrar ederiz. Rabbimize şükrümüzü, hamdimizi, övgümüzü, minnetimizi her gün onunla dile getiririz. Bir beşer olarak kusurlarımızı, niyazımızı, mağfiret talebimizi her gün Rabbimize onunla arz ederiz. Gönüllerimize Fatiha ile şifa dileriz. Dert ve sıkıntılarımıza onunla deva ararız. Hasılı yaratılışımızı ve varlığımızı anlamlandıran Fatiha suresi kalplerimize dermandır. Akıllarımıza rehberdir. Bitmez tükenmez bereketleri açılan rahmet kapımızdır. Kardeşlerim, namazların her rekatında Fatiha'yı okumamızın istenmesi sadece dilimizle onu terennüm etmek için değildir. Bilakis onu derinden kavramak ve hayatımıza onun anlamıyla yön vermek içindir. Zira Fatiha'nın her ayeti, her kelimesi mümince bir bilinç, mümince bir duruş, mümince bir hayat bahşeder bizlere.
gönüllerimize ferahlık verir. Gözlerimizin ve zihinlerimizin önünde muazzam bir ideal ve ufuk açar. Fatiha her gün bizim için yeni bir canlanışa, yeni bir dirilişe vesile olur. Rabbimize sunduğumuz özlü bir dilekçemizdir Fatiha. Besmele ile dilekçeyi sunduğumuz makamı belirtiriz. Hamd ile o makamın sahibini yüceltiriz. Rahman ve Rahim isimlerinin verdiği ümit ile din gününün sahibi ifadesinin verdiği korku arasında Rabbimizin huzuruna çıkarız. Tüm acizlik ve güçsüzlüğümüzle arzu halimizi Rabbimize sunarız. Biliriz ki sığınağımız, dayanağımız, tükenmeyen ümidimiz yalnızca O'dur. Kendisine kullukta bulunacak, el açılıp medet umulacak yegane güç ve kudret O'dur. Bizi sırat-ı müstakiminde, yani Kur'an-ı Kerim'in, peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin, iyilerin dost doğru yoluna sabit kılacak O'dur. Bizi gazap ve azabından koruyacak, bu yolun sonunda ebedi nimetlere ulaştıracak olan da yine yalnızca Yüce Rabbimizdir. Kardeşlerim, hutbemizi şu dua ile bitirelim. Rabbimiz, bizi ve nesillerimizi Fatiha'nın hakikatlerinden ayırma. Bizleri Fatiha-i Şerife'nin bereketinden mahrum bırakma. Ya Rabbi, Fatiha'yı çokça okuyan, anlayan ve hayatına yansıtanlardan kıl bizleri. Kal aleyhissalatu vesselam. Ettaibin ezzembi kemenle ezzemmele. Estağfirullahi razim ve tubi ileyh. Ve es'elullahi li ve lekumut tevfik.